Evet arkadaşlar merhaba. 9 Aralık 2021 Perşembe gününe geldik. Evet gündüz programında İzmir'deyiz. Şirinyer Hipodromu'nda tam 7 koşulu bir program var. Hemen görüşlerimize geçelim İzmir'le ilgili. Yedili plası birinci koşuyla beraber 15'te başlıyor saat 3'te yani. Şartlı 4, 2 yaşlı İngilizler 1600 metre kum piste çıkacaklar. Evet burada arkadaşlar 2 numaralı Asfar Özyeğin durumda bizim bankomuz. Ama bulduğu bu grupta birinciliğe uzanacaktır diye düşünüyoruz. Arkasından da 3 numaralı kuponlusu Gökhan Gökçe ile ve 6 numaralı Wonder Girl Cemal Paso ile iyi bir koşu çıkartacaklarını tahmin ediyoruz. De burada ilk kez koşmuş olan bir tane Pico Pico var. 5 numaralı Atakan Cem Dağdevirenle. Onun da bu gruba dahil olmaya çalışacağını tahmin ediyoruz arkadaşlar. Burası 2 numara 7'li plaza için banko dedik. Bahis oynayan arkadaşlar için de 3 ve 6'yı arkasından da 5'i dikkate almalarını tavsiye ediyoruz dedik. İkinci koşuyla beraber saat 15.30'da Altılı Gayan başlıyor. Handikap 16, 3 yukarı İngilizler. 1200 metre kum piste çıkacaklar. Burada 10 tane safkan start alıyor arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman öncelikle 5 numaralı Demented Görkem Özçelik'le iyi durumuyla bu koşuda güzel bir Lionheart yavrusu. Güzel bir performans bekliyoruz arkadaşlar. Bu 46'lık handikap puanını da düzelteceğini, yukarı çekeceğini düşünüyoruz. Bu öncelikle bizim ilk tavsiyemiz. Islak kumda iyi performans gösterdiğini bildiğimiz burada Apprenti biniyor. Muharrem Ok İzmir'de eğer ki şu anda İzmir'de yağmurlu ve çimlerin pistlerin çamurlu olduğunu ve ıslak olduğunu biliyoruz. 7 numaralı ikinci atımız arkadaşlar. Burada. Ve 7 numara Rocky Boy. Muharrem Ok'la. 6 numaralı Warm Hearted Nevzat Avcı ile. 10 numaralı King Victory Alaaddin Künündük'le. Ve 4 numaralı Cameron arkadaşlar Özcan Yıldırım'la. Burası klasik ilk ayak olayı arkadaşlar. 5 ve 7 çok ön planda. Arkasından burada öncelikle 6, 10, 4 diyoruz. Bir şekilde tabii ki yeri olanlar 2 numaralı Wellborn'da Mertcan Çelik'le arkadaşlar her an farklı bir koşu çıkartabilir. 2'yi de yazmanızda yarar var. Yani burası 5 ve 7 öncelikle 6, 10, 4 ve 2 diyoruz arkadaşlar. Evet, üçüncü koşuya geçtiğimiz zaman yani ikinci ayak burada Maiden dişiler 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada 5 numaralı Deep Delight Mertcan Çelik'in bindiği bu safkan bizim bankomuz bugün. Zorlu gibi gözüken bu grupta Deep Delight yaptığı çalışmalarla ve diğer bakmış olduğumuz safkanlara da analiz ettiğimiz zaman gördüğümüz 5 numaralı Deep Delight'ın bugün bu yarışı kazanacağı yönünde. Bizim bankomuz rakipleri 6 numaralı Dinatron ve 10 numaralı Superkel arkadaşlar Kadir Tokaçoğlu'yla. Evet burası bu arkadaşlar 5 numara bankomuz bizim. Evet arkadaşlar 4. koşuya geçtiğimiz zaman Altılı Gayan'ın da burada 3. ayağı olmuş oluyor. İzmir'de bu ayakta arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Aslında normalde alternatif banko olarak düşünebileceğiniz bir Sinoplu Merve'miz var burada. Bir aksilik olmazsa bu yarışı normalde kazanması lazım. Eğer Yunus Emre Yüksel kiloyu iyi ayarlayabilirse, yani kiloyu iyi ayarlamak nedir? Bu ağır kiloyu, en ağır kilo 61 kilo görüyorsunuz. 10 kilo fark atmış diğer ikilisine. Ayarlayabilirse bu kiloyu bu şekilde belki de birinci gelecek. Rahat bir şekilde birincilik elde edebilir. Alternatif banko niteliğinde arkadaşlar belki de banko da atabiliriz bilemiyorum ama burada zorlu
3 tane daha rakibi var. 6 numaralı Tahir Baba Özcan Yıldırım'la, 3 numaralı Hızlı Asiye Görkem Özçelik'le kesinlikle ihmale gelmez. Ve 7 numaralı Ünal amca Nevzat Avcı ile arkadaşlar. Burada 6, 3, 7 yani Sinoplu Merve 1 ve 10. Yunus Emre Yüksel, Fadik 10 numara, Onur Yıldız. Bunların tabii ki 2 ekürünün arkasından 6, 3, 7 diyoruz. Eğer buraya daha da inanmayan varsa, hani daha da sürpriz arayan varsa, 4 numara Zafer Meydanı, 2 numara Ilıdırlı ve 5 numara bütün ayda sürprize açık arkadaşlar. Yani koparsa bu zaten iyi. Sinoplu Merve burada düştüğü anda ilk aşamada 6, 3 ve 7. Yani burayı normalde 4 at olmuş oluyor o zaman. Geçmek okey ama 4 ve 2 ve 5 de burada gelirse neden geldi hiç dememek lazım. Çünkü gerçekten karışık ayaklardan bir tanesi 4. koşu. 5. koşuya geçtiğimizde kısa vade 6, 3 yukarı İngilizler. 1600 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada normal şartlar altında 1 numaralı Max Baeno Gökhan Kocakaya ile ve 8 numaralı Kongenyal Son Mustafa Çiçek ile arasında geçecek olan bir mücadele gibi gözüküyor. Ancak burada sürprizlerden bir tanesi 2 numaralı Robinson arkadaşlar. Bir sürpriz yapabilir Kadir Tokaçoğlu ile. Ve 7 numara Best Friend Özcan Yıldırım ve 4 numaralı Değirmendere Bey'i de arkalarından gelebilir. Saadettin Boyraz artık iyice durdu. Hiçbir şey yapmıyor. Yani yapıyor da yani getiremiyor yani attığı binici. Üzüntü verici bir durum tabii. Yani büyük jokerler hep biz istiyoruz ki bir şeyler yapabilsinler ama. Evet burası 1 ve 8 normalde küçük kuponlarda dışına çıkmaz diyoruz. Arkasından 2 numaralı Robinson sürpriz arayacak diyoruz. Bunların arkasından 7 ve 4 diyoruz. 6. koşuya geldiğimiz zaman satış 1 koşusu bu. 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum piste çıkacaklar. Tam 10 tane safkan var arkadaşlar. Bu 10 safkan içerisinde şablonunuza yani kuponunuza çakacağınız 4 tane at var arkadaşlar. Bunun haricinde bir şey yapmanıza gerek yok. 10 numaralı Meryemce Muharrem Ok'la, 1 numaralı Milas Berk Mustafa Çiçek'le, 6 numaralı Uçan Soylum Kaan Can Gökçe ile ve 9 numaralı Gözyaşı Otu Atakan Cem Dağdeviren arkadaşlar. 10, 1, 6 ve 9 diyoruz. Bu 4 atın dışına çıkma ihtimali çok çok zayıf arkadaşlar. Ama yine de tabii ki siz bilirsiniz varsa başka atınız yazarsınız. 10, 1, 6 ve 9 diyoruz. 7. koşuya geldiğimiz zaman maiden bir koşu dişi. 2 yaşlı İngiliz safkanları 1400 metre kum piste çıkacaklar. Toplam 12 tane safkan var burada start alacak olan. Arkadaşlar burada öncelikle tabii ekürler yine ön planda. 2 numaralı Forever Justin ve 6 numaralı Jimmy Justin. Bu Justin of Homer yavruları olduğu için adını da Justin'ın uzantılarını koymuşlar gayet güzel. Burada bu evcimen ekürlerinin sahip olduğu safkanlar çok ön planda. Kazanmaya da çok yakın arkadaşlar. Yani hani alternatif banko diyemiyoruz ama tabii ki küçük kuponlarda kesinlikle ihmal edilmemeli. 7 numaralı Lady Elmendorf Kaan Can Gökçe ile 10 numaralı Miss Demet Hüseyin Şimşek ile 11 numaralı Opia Gökhan Kocakaya, 12 numaralı Runner Girl Görkem Özçelik'le ve 1 numaralı Arete Gökhan Gökçe ile. Evet arkadaşlar burası ekürler başta olmak üzere 7, 10, 11, 12 ve 1 diyoruz. Hatta arkadaşlar burada tabii şimdi yani bu ayak aslında zor bir ayak yani bu düştürdüğünüz zaman ekürleri burada 5 numara ve 3 numaranın da geliri var. Hani yok değil. Dikkat etmek lazım 5 ve 3'e de. Evet arkadaşlar İzmir'le ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. İyi bir yarış günü geçirmeniz dileğiyle. Her şey gönlünüze göre olsun. Şanlıurfa ile ilgili de videomuzu izleyebilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz. Hoşça kalın.